Eski Adalet Bakanı Sadullah Erginle ilgili eleştiriler var biliyorsunuz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi kanadından, tabandan, CHP Genel Başkanı Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu özellikle eski Adalet Bakanı Deva partili Sadullah Ergin'in CHP'den Ankara 1. bölgeye adayı gösterilmesine yönelik eleştirilere de bir cevap verdi. Değerlendirdi. Diyor ki Sayın Kılıçdaroğlu "Ya Sadullah Bey başka bir partinin adayı. Onların iç işlerine karışamayız." Atalım, eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in Deva Partisi kontenjanından CHP'nin Ankara 1. bölgeden aday gösterilmesine gelen eleştirilerle ilgili ilk kez konuştu. Sadullah Bey başka partinin adayı. Biz onların iç işlerine karışamayız dedi. İlk kez 5 parti bir parti logosu altında seçime giriyor. Dolayısıyla herkes CHP'li değil nasıl bizim listede yer alır diye bir şey söylüyor. Yani eski alışkanlıklardan kurtulunamayan bir atmosfer var. Sadullah Bey başka bir partinin adayı. Biz onların iç işlerine karışamayız. O zaman çok büyük sıkıntı çıkar. Onlar kendi adaylarını seçerler. Biz kendi adaylarımızı seçeriz. Dolayısıyla birbirimizin alanına girip oraya yönelik üstü örtülü veya açık eleştiri yaparsak doğru olmaz. Biz olduğu gibi kabul ederiz. Sadullah Ergin'in CHP listesinden adaylığına yönelik eleştiriler CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı'ya da soruldu. Salıcı bu sistem bizi bir araya gelmeye zorluyor. Biz de bunu soğukkanlı bir şekilde yürütüyoruz dedi. CHP lideri ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Çanakkale'deki millet buluşması sonrası gazetecilerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuya işe alımlarda mülakatı kaldırma vaadini değerlendirdi. Eskiden hep eleştirirdi. Şimdi söylediklerimi tekrar ediyor. Çünkü ben nasıl yönetileceğini çok iyi biliyorum. 10 tane bağımsız genci oturup dinlese aslında sorunları çözecek. Mülakatta yapılan haksızlıkları herkes duydu. Kendisi yeni mi duyuyor? Benim vaatlerimin Erdoğan tarafından tekrarlanması güzel bir şey. Benim ne kadar doğru ve sağlıklı hesap yaptığımı o da anlamış.